Barış Manço'yu dinledik. Saatimiz gece yarısını 21 dakika geçiyor ve TRT Radyo 1'de Gecenin İçinden devam ediyor. Efendim, Gecenin İçinden'in ikinci konuğu Bilişim Vadisi Genel Müdürü Doktor Sayın Erkam Tüzgen. Sayın Tüzgen, hoş geldiniz öncelikle. İyi geceler efendim. İyi geceler, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Hamdolsun, çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle Sayın Tüzgen, sizin özgeçmişinize baktığımızda çok farklı alanlarda çalıştığınızı görüyoruz. Yani tıp eğitiminizin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, daha sonrasında İbni Haldun Üniversitesi Genel Sekreterliği, ardından İstanbul Kalkınma Ajansı, son olarak da Bilişim Vadisi'nde görev yapıyorsunuz şu an genel müdür olarak. Ve kariyerinizde çalıştığınız kurumları nasıl seçtiniz, neye göre meslek seçimi yaptınız? Çok farklı iş alanlarında çalıştığınızı görüyoruz. Bunun nedeni nedir diye sorsak, bu şekilde biraz Erkam Tüzgen'i tanıyalım istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Aslında çocukluğumdan itibaren hep teknik alanlara, bilgisayar bilimlerine, elektrik, elektronik mühendisliği gibi alanlara hep ilgim oldu. Ancak benim bütün ailem hekim. Yani başka meslek açıkçası çok bilmiyoruz. İşte yani annem, babam, dayılarım, kuzenlerim, hatta işte annemin kuzenleri gibi akrabalar da hani birisi okuduysa tıp okumuş. Dolayısıyla başka bir meslek seçmeyi açıkçası düşünmemiştim. Ancak neticede hayatımızın en büyük bölümünü mesleğimizde geçiriyoruz. Yani ailemizden daha fazla vakti mesleğimize ayırıyoruz. İnsanın sevdiği mesleği yapması gerektiğini düşünerek daha hem kendimi kabiliyetli gördüğüm hem de daha çok ilgimin olduğu teknik alanlara doğru bir arayışa girdim. Bu süreçte ben hani bir arayıştayken önce karşıma İbni Haldun Üniversitesi'nden bir teklif çıktı. Bu arada ben de Sağlık Bakanlığı'nda kısa bir süre doktorluk yaptıktan sonra idari bilimlere bir yönelmiştim. İbni Haldun Üniversitesi'nin kuruluşundan itibaren genel sekreterliğini yaptım. Gene bir yandan da alternatif, yani bu orada güzel bir aslında 4 yıla yakın vakit geçirdim. Sonra İstanbul Kalkınma Ajansı için bir teklif gelince oraya geçtim. Orada da hamdolsun Allah güzel hizmetler nasip etti. İşte Türkiye'de ilk kez sosyal etki tahvilini, gene ilk kez Türkiye'de kurulu fonlara, kurulu girişim sermayesi fonlarına kamu eliyle yatırım yapma gibi yenilikçi işler yaptık. Sonrasında da yaklaşık 2 aydır Sayın Bakanımızın da tensipleriyle Bilişim Vadisi'nde genel müdür olarak çalışmaya başladım. Özetle böyle bir hikayem var. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Ve şimdi Bilişim Vadisi'ni biraz tanıyalım. Duymayanlar için duyuralım ve duyanlar da Bilişim Vadisi'nde neler yapılıyor, daha ziyade öncelikle kuruluş hikayesini biraz konuşarak başlayalım dilerseniz. Evet. Şimdi Bilişim Vadisi fikri aslında 2011 yılında ortaya çıkıyor. Sonra 2015 yılında kurucu şirket kuruluyor ve 2017 yılı itibariyle de faaliyete geçiyor. Bilişim Vadisi'nin temel kuruluş maksadı Türkiye'nin artık teknoloji üreten bir ülke olması gerektiği ülkemiz tarafından, hükümetlerimiz tarafından karar veriliyor. Bu alanda yapılan çok çeşitli çalışmalardan bir tanesi de aslında Bilişim Vadisi'nin kuruluşu. Bilişim Vadisi Türkiye'de konum olarak da ilk kuruluş merkezimiz bizim Kocaeli'nde, Gebze'de, Türkiye'nin bilim üssü diyebileceğimiz TÜBİTAK'ın komşusu olarak Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü olarak kuruluyor. 2017'de faaliyete geçiyor. Bugün geldiğimiz noktada Bilişim Vadisi 4 yerde hizmet veren merkezimiz, az önce söylediğim gibi Gebze'de, İstanbul'da bir şubemiz var. İzmir'de bir şubemiz var. Azerbaycan Bakü'de bir şubemiz var. 4 yerde hizmet veren, bünyesinde 600 şirket bulunan dev bir ekosisteme dönüşmüş durumda. Temel bizim hedefimiz Türkiye'de teknoloji üretimini kolaylaştırmak, Ar-Ge'yi desteklemek, girişimciliği, özellikle startup modeli girişimciliği kolaylaştırmak, desteklemek ve bunların başarı oranlarını yükseltmek. Bu alanlarda
faaliyet gösteriyoruz. Evet. Peki kurulduğu tarihten bu yana neler yaptı? Bilişim Vadisi'nde neler yapıldı? Buradan devam edelim. Kurulduğu tarihten itibaren Bilişim Vadisi ilk 50 bin metrekare bir binada hizmet vermeye başlıyor aslında. Girişimci şirketler, Ar-Ge şirketleri bizim bünyemizde faaliyet göstermeye başlıyorlar. Yavaş yavaş sayılar artıyor, binalar yetmemeye başlıyor. Kocaeli'ndeki alanımız 200 bin metrekareye çıkıyor. Sonra işte İstanbul'da, İzmir'de şubeler kuruluyor. Bu arada iyi bir ekosistem oluşmaya başlıyor. Yani bizim sağlamaya çalıştığımız şey, çünkü girişimcilik dünyanın en zor işi. Bu işi kolaylaştırmak ve başarı oranını arttırmak. Dünyada genel olarak startupların hayatta kalma oranları %7'ler, 8'ler civarındadır. Biz nasıl bu oranları yükseltiriz? Bunun için çalışıyoruz. Bir ekosistem oluşturup etkileşimi nasıl arttırırız? Bunun için çalışıyoruz. Biliyorsunuz, Bilişim Vadisi deyince ilk akla gelen yerler, şirketlerden bir tanesi TOG. TOG'un hem genel müdürlüğü, yani yönetimi, hem Ar-Ge hizmetlerinin büyük bölümü, Ar-Ge faaliyetlerinin büyük bölümü Bilişim Vadisi'nde yürütülüyor. Yine şu anda teslim noktalarından bir tanesi olarak Bilişim Vadisi kullanılıyor. Her gün 100 civarında TOG otomobilimiz Bilişim Vadisi'nden kullanıcılarına teslim ediliyor. Burada evet, TOG ülkemizin çok büyük bir değeri. Ama TOG'un yanında TOG'a hizmet eden veya başka bu otomobil alanında hizmet veren, aslında bizim bünyemizde 100'ün üzerinde firma var. Bunların kimisi aydınlatma sistemleri, kimisi elektrik donanımları, kimisi pil, kimisi o pilin geri dönüşümü, kimisi bu şey makinelerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan sistemler gibi, işte güvenlik donanımları, bunların hepsini ayrı ayrı geliştiren şirketlerin bir araya gelmesiyle yeni bir değer aslında oluşmuş oluyor. Yani bizim bünyemizde işte TOG olmasa, bugün işte Türkiye'de yerli otomobil kameraları üreten şirket Ford'la anlaşma aşamasında veya işte bir başka firmamız ilk kez TOG'la üretime başlayıp şimdi Almanya'ya ihracat aşamasına geliyor. Burada anlatmaya çalıştığım şey özetle şu: bir ekosistem oluşturduğunuzda dışarıdan görünen bir değer var, ama bu değerin etrafında görünmeyen, o değeri oluşturan ve o değeri büyüten ve o değerle büyüyen çok sayıda aslında başka şirketler de oluşuyor. Evet. Bizim de kurmaya çalıştığımız şey bu ekosistem. Peki Sayın Tüzgen, Türkiye'nin kalkınmasında bilişim sektörü malum çok kıymetli bir noktada. Küçük veya büyük yatırımcılarımızın bu tarafa ilgi ve alakalarının olması lazım sonuçta. O nedenle yaptığınız fon girişimleri de son derece önemli. Bilişim Vadisi olarak buradaki firmalara nasıl bir katma değer sağlıyorsunuz? Evet, dediğiniz gibi, yani bu ekosistemin olmazsa olmaz bir parçası da neticede finansa erişim. Bilişim Vadisi olarak bizim de hali hazırda 2,5 fonumuz var. Nasıl buçuk, onu da şöyle anlatayım. Bir, ilk kurduğumuz bizim şu anda 500 milyon liradan daha büyük bir değere ulaşmış bir fonumuz var. Bununla 40'a yakın yatırım yaptık şimdiye kadar. İkincisi, bu fondan daha sonra kurduğumuz, özellikle bu, biliyorsunuz biz teşvikler veriyoruz. Sanayi Bakanlığımız üzerinden vergi teşvikleri vesaire veriliyor. Ve bu teşvikten yararlanan firmalar, yararlandıkları teşvikin %3'ü kadar olan kısmını startuplara yatırmakla yükümlüler. Bunları daha kolay yatırabilmeleri, daha verimli yatırabilmeleri için kurduğumuz bir fonumuz var. İkinci fonumuz bu. Buçuk fonumuz da bizim kendi fonlarımızdan bir tanesini, biz Bilişim Vadisi olarak bir şirket çıkarttık içimizden. Yani işte spin-off diyebileceğimiz bir şirket çıkarttık. Bu şirketin amacı özellikle oyun girişimlerine yatırım yapabilmek. Startup ekosistemi çok dinamik bir ekosistem. Çok hareketli, yani işte şirketler kuruluyor, büyüyor, kimisi yatırım alıyor, kimisi batıyor, yurt dışına açılıyor vesaire. Oyun ekosistemi ise bundan da çok daha dinamik bir ekosistem. Bu ekosisteme yatırım yapabilmek,
oyun şirketlerine yatırım yapabilmek hakikaten apayrı bir yetkinlik gerektiriyor. Bunu yapabilmek için de bir alt şirket kurduk. Bu da iki buçukuncu fonumuz diye nitelendirdiğimiz fon. Totalde biz bugüne kadar dediğim gibi 40'ın üzerinde firmaya yatırım yaptık. Ve bunların içinden hakikaten çok başarılı gördüklerimiz var. Yurt dışına açılanlar var. İnşallah güzel haberleri paylaşmaya devam edeceğiz bu açıdan. İnşallah. Tabii bu firmalara yaptığınız katma değer bu sorunun cevaplarından biri ama başka neden diye sorsam size bir firma neden Bilişim Vadisi'ne gelsin? Bilişim Vadisi'ne gelmesinin en temel sebebi bir firmanın Bilişim Vadisi'ndeki ekosistemden yararlanmak olmalı. Biz girişimcilerimize elbette bir çalışma alanı sağlıyoruz, elbette vergi teşviklerinden, SGK teşviklerinden yararlanıyorlar vesaire. Ama asıl katma değer, birincisi bizim onlar için oluşturduğumuz buradaki ekosistem, burada başka firmalarla irtibat kurma imkanı, gelişmeleri takip etme imkanı, işbirliği imkanları, birincisi bu. İkincisi bizim gene girişimcilere sağladığımız danışmanlıklar, mentörlükler, eğitimler, onlar için yaptığımız bazen ihtiyaç halinde bir mevzuat değişikliği teklifine kadar varabilecek olan kamu ilişkilerinin kurulması, yürütülmesi gibi faaliyetlerden yararlanmak için bize gelebilirler. Çünkü bu az önce söylediğim gibi yani girişimcilik dünyanın en zor işi ve genç girişimcilerimizin, tecrübeli girişimlerin tecrübelerinden yararlanması lazım. Sizinle çok basit bir istatistik paylaşayım. Başarılı girişimlerin, startupların kurucularının ortalama yaşı 40. Genelde bu soruyu bunu sorduğumuz zaman yani ortalama kaç yaşındadır diye hep işte bu Microsoft'un, işte Facebook'un kurucularının yaşları akla gelip çok genç yaşlar tahmin ediliyor. Halbuki gerçek böyle değil. 40 yaşında, 45 yaşında insanlar başarılı girişimler kuruyorlar. Bunun sebebi 45 yaşında girişimi kurmuş olmaları değil aslında. O yaşa kadar edindikleri tecrübe vesilesiyle 40 yaşında, 45 yaşında başarılı oluyor. Kuruyorlar, başarısız oluyor, kuruyorlar, batıyor, kuruyorlar, istedikleri kadar büyümüyor, kuruyorlar, kriz oluyor vesaire vesaire. Bu, o yaşa kadar edindikleri tecrübeyle insanlar sonunda başarıya ulaşıyorlar. Biz bu başarısızlıkları azaltabilmek için bu tecrübenin paylaşımını, hataların erken tespit edilip düzeltilmesi için yönlendirmeleri, danışmanlıkları, koçlukları çok kıymetli buluyoruz. Ve girişimcilerimize bu hizmetleri sağlıyoruz. Evet. Peki efendim Türkiye'de teknoloji yatırımları ne durumda sizce? Nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de teknoloji yatırımları geçtiğimiz 4 yılda özellikle çok ciddi artış gösterdi. Yani biz startup yatırımcılığında Süper Lig olarak ifade edilen milyar dolar üstü ülkelerden bir tanesi haline geldik. Her ne kadar geçtiğimiz sene 2023'te bütün dünyada bu alanda bir küçülme olsa da 2024 itibariyle yeniden büyümeyi göreceğimizi düşünüyoruz. Özellikle tabii bazı sektörler bizde çok öne çıkıyor. Hem çok başarılı girişimler çıkıyor, çok işte yüksek ihracat rakamlarına ulaşıyorlar veya büyük yatırımlar alıyorlar. Bunların işte biliyorsunuz işte milyar dolar üstü değerlemeye ulaşanlarına Turkorn diyoruz. Veya işte Türkiye Unicorn'u anlamında. Bu 6 tane böyle şirketimiz çıktı. Bunların da sayısının yine artacağını düşünüyoruz. Yani ne zaman kuluçka merkezimize gitsem, girişimcilerimizle görüşsem açıkçası benim bu açıdan içim çok umut doluyor. Pek çok zaman artık girişimciler nereden fon bulacağız değil, fon sahipleri ya çok iyi girişimci var buna da yatırım yapmak istiyorum, buna da yatırım yapmak istiyorum, hangisini seçeyim diye zorlanır hale geldikleri dönemler olabiliyor. Dolayısıyla hani gerçekten parlak bir gelecek görünüyor önümüzde. Evet. Peki
Bilişim Vadisi'nde yer alan o firmalardan biri. Türkiye'nin otomobili Girişim Grubu. Bizim de gurur duyduğumuz Türkiye'nin otomobilini biraz konuşalım. Türkiye'nin teknoloji serüveninde nerede duruyor sizce TOGG ve gelecekte nasıl bir yerde olacak? TOGG çok başarılı bir giriş yaptı. Yani hakikaten güzel ekipler kuruldu. Çok başarılı mühendisler, yöneticiler istihdam edildi. Güçlü şirketlerin bir araya gelmesiyle en başta zaten bu planlandı ve en güzeli, en kıymetlisi ve kritiği de toplumumuz da TOGG'a sahip çıktı. Şu anda 20 binin üzerinde TOGG sokaklarda, yollarda karşımıza çıkıyor. Ve bir TOGG kullanıcısı olarak hakikaten ben de çok keyifle ve gururla biniyorum bu araca. Elbette daha yürüyecek yolu var. Yani biz tarihinde ilk kez otomobil üretmiş bir ülkeyiz. Ve ilk otomobilimizin bu kadar kaliteli, bu kadar gurur verici bir ürün olabilmesi, gururla sahip çıkabileceğimiz bir ürün olabilmesi çok büyük bir başarı. Burada biliyorsunuz geçtiğimiz ay Ocak ayında yeni versiyonunda lansmanı yapıldı. Yine gurur verici bir model daha inşallah yakın zamanda gelecek. Hızla büyüyen bir şirket olacağını ümit ediyoruz yakın gelecekte. Evet. TOGG'un ikinci kıymeti de şu. TOGG gibi, otomotiv gibi büyük firmalar, bunlar amiral gemileri gibi. Yani kendileri dışarıdan biz sadece bir TOGG markası görüyoruz ama TOGG'un arkasında aslında onlarca şirket TOGG'la beraber büyüyorlar. Biz bu henüz TOGG'u ihraç etmedik. Ama TOGG'la yola çıkan pek çok firma bugün milyonlarca dolarlık ihracat yapıyorlar. Dolayısıyla böyle amiral sektörler dışarıdan görünenden aslında çok daha büyük bir katkı sağlama potansiyeline de sahipler. Dolayısıyla evet bizim elimizde gururla bahsettiğimiz, gururla bindiğimiz bir otomobilimiz var. Ama arka tarafta onun kadar gurur duyacağımız aslında çok daha derin bir oluşum da var. Yani TOGG aslında bir buzdağının görünen tarafı gibi altında o TOGG'un var olmasını sağlayan onlarca şirket var. Her biri hakikaten detaylarına baktığımızda gurur verici şirketler. Evet. Efendim Türkiye'de startup sayısında da artış görüyoruz. Özellikle öne çıkan sektörler hangileri peki? Türkiye'de öne çıkan sektörler, ilk söyleyebileceğimiz sektör sanırım burada oyun sektörü. Türkiye teknoloji üretmek yolculuğunda henüz yeni bir ülke diyebiliriz. Yani biz yaklaşık işte 10 yıldır, 15 yıldır yüksek teknoloji ürünlerini artan bir hızla üretiyoruz. Bu alanda dünyada bilinir hale gelmeye başladık. Ama oyun sektöründe dünyanın şu anda önde gelen ülkelerinden biri olmuş durumdayız. Ki 2 sene kadar önceydi, işte 2022'de en çok yatırım alan oyun şirketleri İstanbul'un şirketleriydi. Avrupa'da birinci olmuştuk. İşte 2022'nin ikinci yılında bu birinciliği biz Londra'ya kaptırdık. Ama Londra'ya kaptırmamızın sebebi de Londra'daki Türk girişimcilerdi aslında. Dolayısıyla hani oyun girişimciliği dediğimiz zaman artık dünyada ilk akla gelen yerlerden bir tanesi haline geldi Türkiye. Bunun yanında finans sektöründe, işte insurtech denen sigortacılık teknolojilerinde ve biraz daha ileride inşallah bunları göreceğiz. Derin teknoloji alanlarında da güzel girişimlerimiz çıkacak. Evet. Öne çıkan sektör oyun dediniz. O başlıktan isterseniz devam edelim. Şimdi Bilişim Vadisi bünyesinde yanılmıyorsam yazılım okulunuz var. Evet. Biraz bu okuldan da bahsedebilir misiniz? Siz de öğretmensiniz herhalde bu okulda. Nasıl bir model, nasıl işliyor? Burası aslında öğretmensiz bir yazılım okulu. Dünyada da yenilikçi bir model. Bizim bir tane İstanbul'da, bir tane Kocaeli'nde olmak üzere iki okulumuz var. Bu okullarda
öğrenciler temel olarak akran öğrenmesine dayalı bir metotla yazılım eğitimi alıyorlar. Okullara başvuru 365 gün açık. Online bir sınav yapıyoruz. Bu online sınavdan sonra belli dönemlerde yılda 2 veya 3 defa bir havuz eğitimi dediğimiz dönemimiz var. Öğrencilerimiz geliyorlar. Bir aylık çok yoğun bir maratona giriyorlar burada. Adeta bir kamp gibi. Ki hani gece gündüz çalışan öğrencilerimiz olabiliyor. Çünkü okulun en zor dönemi bu bir aylık dönem. Bu bir aylık eğitimin neticesinde başlayanların yaklaşık 1/3'ü yola devam edemiyorlar. Geri kalan 1/3'üne 1 ila 3 yıl süren eğitim imkanları tanıyoruz. Ve bu okulun temel iddiası şu. Ortalama hafızaya, ortalama algoritmik düşünme kabiliyetine sahip olan bir gencimizi, bir bireyimizi, vatandaşımızı çok iyi düzeyde bir yazılımcı yetiştirebiliyoruz bu okullarda. Ve bunu 1 yıl, 1,5 yıl gibi bir sürede yapabiliyoruz. Bu okullarda verdiğimiz 2 basamaklı bir eğitim var. Ve 1. basamağı öğrencinin hızına göre değişiyor bu. 9 ila 15 ay arasında sürüyor yaklaşık olarak. Bu eğitimin neticesinde edindikleri yetkinlik Fransa'da lisans diplomasına denk sayılıyor. İlk basamakta daha temel bir eğitim alıyorlar. İkinci basamakta öğrencilerimiz kendilerine bir alan belirliyorlar. İsterlerse birkaç alan belirliyorlar. 12 tane alanımız var. İşte siber güvenlik, mobil oyun, işte veri işleme veya çekirdek işlemci yazılımları gibi 12 tane ayrı alan var. Bunlardan herhangi birini seçip bunda uzmanlaşabiliyorlar. Bu uzmanlık düzeyde gene yaklaşık 1 sene kadar sürüyor. Bunun da karşılığı, denkliği yüksek lisansa. Bu yenilikçi bir model dediğim gibi ve tamamen ücretsiz bir model. Dünyada ilk işte Fransa'da çıkmış bir model. Biz bunu Türkiye'ye kazandırdık ve şu anda 700 civarında öğrencimiz bu okullarda eğitimlerine devam ediyorlar. Yakın zamanda mezun vermeye başladık. 40'ın üzerine çıktı mezun sayımız ve hakikaten çok iyi yerlerde, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde de istihdam imkanı buluyorlar. Evet. Peki bu yazılım okuluna kayıt için, ya yani bu okulda yer almak için belli bir mezuniyet şartı var mı? Bilgisayar mühendislerini mi alıyorsunuz genelde ya da fark etmiyor mu? Bu okula başvurmak için tek şart 18 yaşından büyük olmak. Hmm. 18 yaşından büyük olan herkes yaş sınırı olmaksızın yukarıya doğru başvurabiliyorlar. Ki hakikaten neredeyse emeklilik sonrası yeni bir kariyer gibi düşünerek başvuran kişiler de oldu. Veya bir işte benim gibi yanlış meslek tercihi yapıp sonradan kendisine alternatif oluşturmak isteyen gençlerimiz var. Ki ben de açıkçası ilk bu okullara gittiğimde şunu aklımdan geçirmiştim. Ya benim de üniversitede okuduğum dönemde, işte tıp fakültesinden yeni mezun olduğum dönemde böyle bir imkan olsa herhalde ben de böyle bir şeye başvurmayı düşünürdüm. Ve şu anda bir mesela işte tıp fakültesi son sınıfta okuyan öğrencimiz var. O da bu okullarda okuyup yazılım veya işte biyomedikal mühendisliği gibi alanlara yönelmeyi arzu ediyor. Dolayısıyla bir tekrar başa dönecek olursak, bizim 18 yaşından büyük olmak dışında bir şartımız yok. Dediğim gibi online bir sınavımız var, yaklaşık 2 saat kadar süren. Bu online sınavda bir hazırlık gerekmiyor. Hiçbir ön yazılım bilgisi, bilgisayar mühendisliği eğitim gibi şeyler gerekmiyor. Bu kabiliyet ölçen bir sınav. Dediğim gibi hafıza ve algoritmik düşünme kabiliyetini ölçüyor. Bu okulun öğrenciden temel beklentisi gayret etmek. İyi bir pedagojik modelimiz var. Gerçek iş hayatında karşısına çıkacak ihtiyaçları karşılayacak bir eğitim veriliyor burada. Yani şöyle düşünün, bir yazılımcı okuldan mezun oldu, işe girdi. Bir kere işe girmek için hangi yetkinliklere ihtiyacı var? İşte iyi bir CV hazırlaması gerekiyor, kendisini ifade edebilmesi gerekiyor. Bu tür yetkinlikleri kazandırmaya çalışıyoruz. Sonra iş hayatına girdiğinde yazılım sürekli gelişen, sürekli dönüşen bir sektör. Öğrenmeyi öğrenmesi gerekiyor öğrencinin. Dolayısıyla
okulda bunu öğreniyor. Bir başka husus, biraz şöyle bir gerçek var. Bu alanlara ilgili olanların sosyal kabiliyetleri her zaman çok iyi olmayabiliyor. Ama neticede iş hayatında insanlarla beraber çalışmak zorundayız. Bu okulda ortak çalışma, ortak proje geliştirmeyi öğretiyoruz öğrencilerimize. Dolayısıyla iş hayatına tam hazır bir şekilde bu okullardan mezun oluyorlar sonrasında. Evet. Peki efendim, bu oyun girişimciliği üzerine biraz konuşalım isterseniz. Şu an bizleri dinleyen genç arkadaşlarımız var. Onlara ne tavsiye edersiniz? Yani oyun girişimcisi olmak isteyen gençlere tavsiyeniz neler? Oyun girişimciliği bizim bilişim vadisi olarak özellikle uzmanlaştığımız bir alan. Ve bizim oyun girişimciliği için kurduğumuz bir şirketimiz var. DGH. Bu şirket vesilesiyle biz hem eğitim veriyoruz hem şirket kuruluşlarına ve sonrasında destekler sağlıyoruz. Oyun girişimciliğine adım atmak isteyen birisi için önce şunu sormamız lazım. Yani oyun girişimcisinin hangi vasıflara sahip olması lazım? Hangi alanda yetkin veya ilgili olması lazım? Oyun multidisipliner bir alan. Yani bir oyunu yapmak için senarist lazım, müzik lazım veya işte ses tasarımcısı lazım. İki boyutlu, üç boyutlu grafikerler, çizerler lazım. Bölüm tasarımcısı lazım. Oyun motorlarını kullanmayı bilen yazılımcı lazım gibi çok farklı yetkinlikler var. Dolayısıyla bu yetkinliklere sahip kişilerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bizim sunduğumuz hizmet de şu. Biz her sene bir yaz, bir kış kampı düzenliyoruz. Ve buraya birey olarak gelen kişiler bir takımın parçası olarak buradan mezun oluyorlar. Örneğin bir müzik öğretmeni başvurabiliyor buraya veya bir senarist başvurabiliyor. Bunlara biz iki basamaklı bir eğitim paketimiz var. Birinci eğitimi tamamlayanlar, birinci basamakta kendi yetkinlikleriyle alakalı ve genel oyun bilgisiyle alakalı bir eğitim alıyorlar. İkinci basamakta biz takımlar oluşturuyoruz. İşte bu takıma bir senarist ilave etmemiz lazım. Bu takımın iyi bir bölüm tasarımcısına ihtiyaç var. Buraya bir grafiker bulalım gibi takımlar oluşturuyoruz. Sonra bu takımlara mentörlükler sağlıyoruz. Eğer iyi bir ürün geliştirebilirlerse, iyi bir oyun fikri çıkarsa, uygulayabilirlerse de sonra onlara yatırımcı dahi oluyoruz. En son kampı yakın zamanda Azerbaycan kampüsümüzde düzenledik. 196 genç katıldı buraya. Katılan kişiler birbirlerini tanımayan, daha önce bu sektörde tecrübesi olmayan kişilerdi. Ve biz bu katılanlara eğitimler verdik. Önce onları oyun ekosistemine dahil ettik. Sonra takımlar kurduk. Eğitimlerimize devam ettik. Sonra bu takımlar içinden 6 tanesi şirketleşti. Onlara mentörlük sağladık. Ve en son bu 6'dan 3 tanesinin de yatırımcısı olduk. Yani yaklaşık 3 ay önce bir birey olarak ben oyun girişimcisi olmak istiyorum diyen bir genç 3 ay sonra bir takımın mensubu oldu, bir şirketin ortağı oldu ve o şirketine yatırım aldı. Biz hani oyun girişimcisi adaylarına hangi yetkinliklere sahiplerse bu yetkinlikleri kullanabilecekleri imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Evet, gerçekten gençlerimiz için büyük bir imkan bu. Kolaylıklar diliyoruz, teşekkür ediyoruz bu güzel projeler için. Belki daha üzerinde durmamız gereken ya da özet olarak da belki geçmekte fayda var. Bilişim Vadisi'nde çok sayıda proje var. Yani özellikle saymak istediğiniz projeler var mıdır ve ilerleyen dönem için hedefleriniz neler? Biz farklı kampüslerimizde farklı alanları öne çıkartıyoruz. İşte Merkez Kocaeli'nde mobilite sektörü, bağlantılı elemanlar yani connectivity sektörü, oyun, siber güvenlik, tasarım ve akıllı şehirler öne çıkıyor. İzmir'de bunların yanına enerji sektörünü ilave ettik. İstanbul'da finans sektörünü ilave ettik. Bakü'de savunma sanayisini ilave ettik ve bunların her birinde yani şu anda böyle tek tek sayamayacağım çok sayıda hakikaten her biriyle gurur duyacağımız firmalar var. Yani
geçtiğimiz 3 sene içinde her sene 3 kat büyümüş. Bu sene 10 milyon dolar ihracat yapmayı planlayan, yani 5 sene önce ortada hiçbir şey yokken bugün 10 milyon dolar ihracatı konuştuğumuz firmalar var. Dolayısıyla burada kritik olan husus şu: gençlerimizin temel yapmaları gereken şey aslında gayret etmek. Şu anda ülkemizdeki imkanlar çok artmış durumda. Girişimcilik imkanları da, eğitim imkanları da. Bir girişimcinin ihtiyaç duyacağı pek çok şey hali hazırda pek çok kurum tarafından sunulabiliyor. Bilişim Vadisi bunlardan aslında sadece bir tanesi. Biz en iyisi olmaya gayret ediyoruz elbette. Ama hani İstanbul'dan Van'a kadar neredeyse her şehrimizde artık bu imkanlara gençlerimiz erişebiliyorlar. Online imkanların artması burada önemli bir araç vesaire. Bizi takip etmelerini, girişimci olmak için çaba sarf etmelerini, yani artık insanların ben gençlerimizi açıkçası çok cesur ve motivasyonları yüksek görüyorum. Yani işte ya bir sabit bir işim olsun, azıcık aşım ağrımaz başım değil, ya biz yapabiliriz, biz en iyisini yapabiliriz diyen gençler görüyorum. Bakın hani benim bizden önceki nesiller ya biz yapamayız diyorlardı. Biz artık Teknofestler sayesinde, savunma sanayisindeki başarılarımız sayesinde, TOG gibi büyük projeler sayesinde biz de yapabiliriz diyoruz. Ama burada fark etmediğimiz hala bir eksiğimiz var. Biz de yapabiliriz derken kullandığımız D eki hala aslında içimizde bir adeta aciziyeti ifade ediyor. Halbuki bizim çocuklarımız, Teknofest kuşağı diye Cumhurbaşkanımızın isimlendirdiği kuşak, biz yapabiliriz diyorlar. Evet. İnşallah bu gençlerimizin ortaya koyacakları bugünden çok daha öte başarılar olacaktır. Biz de onlara hizmet etmiş olmakla gurur duyacağız. Evet, inşallah. Peki efendim, yaklaşık bir 6-7 dakikalık zamanımız kaldı. Biraz da Türkiye'nin uzay serüvenini konuşalım. Malum Alper Gezer Avcı ilk Türk astronot, uzayda görevini başarıyla tamamlayıp dünyaya indi. Bu bizim için tabii büyük bir gurur vesilesiydi. Ve böylelikle adımı atmış olduk. Bu uzay yarışında Türkiye şu an nerede? Türkiye neden uzayda olmalı? Evet, yani çok kıymetli bir alan aslında uzay. Şöyle başlayabilirim aslında. Az önce TOG'u konuşurken TOG gibi aslında arka tarafta onlarca teknoloji şirketi olduğundan bahsetmiştim. Uzay sanayisi de böyle bir sanayi. Amerika Ay'a insanlı uçuş yaptığı zaman NASA'nın adını biz hep duyduk. Ama o dönem NASA'nın kendisiyle çalışan, o Saturn 5 roketinin imalinde çalışan aslında 4000 şirket vardı. Şimdi aynısı bundan sonra da Türkiye için de geçerli olacak. Biz uzay yarışına girdiğimizde uzay teknolojileri geliştirmek için kullandığımız araçlarla aslında pek çok yeni sektör, yeni ürün ortaya çıkmış olacak. Çok basit bir örnek vereyim. Artık günlük hayatımızın da çok yaygın kullandığımız teflon ürünü aslında uzay sanayisi için malzeme arayışında ortaya çıkmış bir ürün. Nasıl sürtünmeyi azaltırız, nasıl bu uzay araçlarının dünyaya dönüşündeki ısınmasını azaltabiliriz diye çalışılırken elde edilmiş bir ürün teflon veya network, kablosuz ağlar, uzaydaki araçlarla nasıl görüntü transferi yaparız vesaire gibi, işte veri transferi yaparız diye çalışılırken ilerlemiş teknolojiler, bilgisayar teknolojisini o dönemde en çok ilerleten şey gene uzay teknolojileriydi. Bugün de biz artık bu yarışın bir parçası olarak, bu teknoloji alanının bir parçası olarak Alper Gezer Avcı ile buraya bir adım atmış olduk. Bu aslında bir başlangıç. Bunun orada yapılan deneyler, kıymetli deneyler, ama bundan çok daha büyüğü aslında bu alanda bize, gençlerimize kazandıracağı motivasyon.
Buradaki deneyler seçilirken bir yarışma düzenlendi. Üniversitelerden, okullardan yarışmalar, bu uzayda ne test yapalım, ne deney yapalım diye fikirler toplandı. Bugüne kadar Türkiye'de kurabileceğimiz bir hayal değildi bu. Yani ya uzay, tamam ben uzaya çok ilgiliyim ama ilgili olsam ne olacak, önüm kapalı diye düşünüyorduk. Artık biz bunu aşmış olduk. Biz uzayda da etkinliği olan, faaliyet yapma gücü olan bir ülke haline gelmiş olduk. Bu yaptığımız insanlı uzay görevinin en kritik etkisinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan işte şimdi biliyorsunuz bir Delta V şirketimiz var. Türkiye Uzay Ajansımız var. Yine bu alanda faaliyet göstermekte olan başka özel şirketlerimiz var. Uzay teknolojilerinde bundan sonraki gelişmelerde inşallah biz de güçlü şekilde yer alıyor olacağız. Çok kısaca burada şundan bahsetmek istiyorum sadece. Bizim ülke olarak teknoloji geliştirme sürecindeki en önemli politikalarımızdan bir tanesi dönüşmekte olan alanları tespit etmek ve bunları yakalamak. İşte insansız hava araçlarında bunu yaptık. Elektrikli ve otonom otomobillerde bunu yapmaya çalışıyoruz. Uzayda da gene benzeri bir şu anda yarış var dünyada. Evet, dünyadan alçak yörüngeye çıkış bundan 80 sene önceki teknolojiyle aynı aslında. Çok benzer şeyler kullanılıyor aynı derken. Benzer motor teknolojisi, aynı katı yakıtlı işte sıvı oksijenli roketler vesaire kullanılıyor. Ancak uzayda yörünge transferi dediğimiz uzay içi hareketlerde yenilikçi teknolojiler var. Hibrit motorlar var. Hı hı. Ve şu anda Türkiye'de çok sayıda Teknofest takımı, bu Teknofest takımlarından doğmuş şirketler bu yarışta Türkiye'yi öne geçirme potansiyeline sahipler. Biz de inşallah bu yarışta önemli bir aktör olacağız dünyada. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu aktardığınız kıymetli bilgiler için çok önemliydi gerçekten. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Saygılar sunuyoruz efendim. Saygılar bizden. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. İyi geceler efendim. Sevgili dinleyenler, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Doktor Sayın Erkam Tüzgen'di konuğumuz ve artık Gecenin İçinden'in de bugün sonuna geldik. Bugün Gecenin İçinden'i sizler için Muhammed Ersin Toy hazırladı. Teknik yönetimde Volkan Kahraman ve Harun Balaban vardı. Mikrofondaysa ben Adem Karabey. Sesimizin ulaştığı her yere tekrardan sevgiler, saygılar gönderiyoruz ve huzurlarınızdan şimdilik ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun, güzel bir hafta sonu olsun dileklerimizle. Hoşça kalın. Gecenin içinden.